Türkçe sorularının çözümüne başlıyoruz. Birinci sorumuz, bu metinde aşağıdaki anlamlardan hangisini karşılayan bir sözcük kullanılmamıştır? Okuyalım metnimizi. O, kendi yaşadıklarını şiirine katan bir şairdi. Eğer bir şiirinde seyrederdik uçan bulutları, geçen gemileri demişse, muhakkak uçan bulutları, geçen gemileri sevdiğiyle birlikte seyretmiştir. Evet, A seçeneğinde bir arada beraberce bu kelime burada anlamı verilmiş. Bu kelime hangisi olabilir? Metinde var mı diye baktığımızda arkadaşlar birlikte sözcüğü birlikte bir arada beraberce anlamındadır. B seçeneği kesin bir biçimde mutlaka bu da muhakkak sözcüğünün açıklaması. C seçeneğinde bir şeyin durumunu, oluşumunu gözlemek, bakmak, bu da seyretmek sözcüğünün anlamı. D seçeneği kaldı. Erişilmek istenen yere ayak basmak, ulaşmak. Burada bu kelimenin anlamı yok, varmak anlamında. Ama dediğim gibi bu metinde bu kelimemiz yok. O yüzden zaten olmayanı soruyordu. Cevabımız D seçeneği. İkinci sorumuz. Altı çizili sözcük grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Hem okur hem de yazar yaşadığı çağın sesini ve ruhunu duymak, insanını tanımak için güncel eserlere kulak vermeli. Kulak vermek, merak edip dikkatli bir şekilde dinlemek anlamındadır. Bir şeye kulak vermek olarak baktığımızda da TDK'de değer vermek, önemsemek anlamında kullanılan bir ifadedir bu. Baktığımızda A seçeneğinde bu anlam verilmiş. Zaten cümleye de yerleştirdiğimizde A seçeneğindeki ifadeleri doğru oluyor. Bakalım, test edelim, sağlamasını yapalım. Hem okur hem de yazar yaşadığı çağın sesini ve ruhunu duymak, insanını tanımak için güncel eserlere değer vermeli, önemsemeli. Yani önem verirse güncel eserlere okur ya da yazar, yaşadığı çağın sesini ve ruhunu daha iyi anlar anlamında. B seçeneğinde anlam katmak, yorumlamak demiş. Güncel eserlere anlam katmalıdır. Ama burada diyor ki yaşadığı çağın sesini ve ruhunu duymak. Duymak isteniliyor bir şeyler. Önce anlaşılmak isteniliyor. Anlaşılmadan anlam katmak olmaz zaten. Destek olmak da aynı şekilde olmaz. Liderlik etmek hiç olmaz. Önce bir anlaması lazım. Bunun için de anlamak için de güncel eserlere değer vermesi, önemsemesi, dikkate alması gerekiyor. Bu nedenle cevabımız A seçeneği. Üçüncü sorumuz. Bu metinde boş bırakılan yere düşünce akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Boşluk, yazarak adeta içimin röntgenini çekiyorum. Zaman geçtikten sonra yazdıklarıma bakarak hayatta hangi duraklara uğrayıp nerelerden geçtiğimi kontrol ediyorum. Eskilerin deyimiyle yaşamımın muhasebesini yapıyorum. Evet, paragraflarda ilk cümle önemlidir. Diğer cümleler ilk cümleyi açıklar. Şimdi bu metnin de bu paragrafında ilk cümlesi hangisi olabilir? Kendimi tanıma ve bulma maceramda içinden geçtiğim halleri kayıt altına almak için yazıyorum. Yazarak adeta içimin röntgenini çekiyorum. Bu gayet güzel oluyor. Bu bir kenarda dursun. B'ye bakalım. Aksayan yanlarımı görmek ve kirlenen zihnimi temizlemek, kısacası kendime tadilat yapmak için okuyorum. Yazarak, yazarak diyor. Burada okuyorum diyor. Bu zaten gidiyor. Eliyoruz. C seçeneğinde bir kitabı okuduktan sonra kitabın bana kazandırdıklarını başkalarıyla da paylaşmak için sarılıyorum kaleme. Yazarak adeta içimin röntgenini çekiyorum. Zaman geçtikçe. Yani şimdi bu metinde yazarın kendisi için yaptığı bir şey söz konusu. Ama C seçeneğinde başkaları için işte paylaşmış başkalarıyla. Burada kendi kendine yapılan bir şey var. Dolayısıyla bağdaşmıyor. Bunu da eliyoruz. D seçeneği insanların dertleriyle dertlenmek, sevinçleriyle sevinmek,
Kısacası paylaşmak için yazıyorum. Paylaşmak için yok burada arkadaşlar. Burada tamamıyla kendisi için yaptığı bir çalışma bu. Yazma eylemi daha doğrusu. O yüzden bunu da eliyoruz. Cevabımız A seçeneği. Kendimi tanıma ve bulma maceramda içinden geçtiğim halleri kayıt altına almak için yazıyormuş. Yani en sonunda da ne diyor? Yaşamımın muhasebesini yapıyorum diyor. Buraya gelebilecek en uygun cümlemiz A seçeneği. Dördüncü sorumuz. Bu metnin yazarı ile ilgili yargılar var. Bu yargılardan hangileri söylenebilir diyor. Okuyalım. Bugüne kadar kendine yardım ve kişisel gelişim alanında yazılan eserlerin birçoğu, insanın istediği her şeye sahip olabileceği ve her istediğini başarabileceği iddiası üzerine yazıldı. Bense bu kitabımda insan olduğumuzu, her şeye gücümüzün yetmeyeceğini, çok çalışsak da bazen her istediğimizi başaramayacağımızı kabullenmemiz gerektiğini söylüyorum. Çünkü bugüne kadar yakın çevremde tanık olduğum hikayelerde her şeye yetmeye, her şey olmaya çalışan insanların hep mutsuz olduğunu gözlemledim. Sakinlik ve huzur istiyorsak bu, ancak bazı durumları ve yaşanmışlıkları kabullenişle mümkündür. Bu yazarla ilgili yazdığı kitabını aynı alanda yazılan başka kitaplarla içerik yönünden karşılaştırmıştır. Evet arkadaşlar, şu kısımda bu alanda yazılan diğer kitapların içeriğiyle ilgili bilgi veriyor. Bundan sonrasında ise kendi kitabının içeriğinden bahsediyor. Dolayısıyla bu söylenebilir. 2. İnsanların niçin mutsuz olduğu ile ilgili çıkarımlarını okuduğu kitaplardan hareketle yapmıştır. Hayır, bu çıkarımları okuduğu kitaplardan değil, yakın çevresinde tanık olduğu hikayelerden, yani yaşanmışlıklardan çıkarmış. Çıkarımları bu olmuyor. 3. Bir hedef belirleyen ve ona ulaşmak için emek harcayan kişi her istediğine ulaşabilir yargısına karşıt. Yani karşıt olduğuna göre bir hedef belirleyen ve ona ulaşmak için emek harcayan kişi her istediğine ulaşamaz. Aynı şekilde, evet, metinde bu var mı? Yani burada söylenmek istenen bu. Metinde var mı? Her şeye gücümüzün yetmeyeceğini, çok çalışsak da bazen her istediğimizi başaramayacağımızı kabullenmemiz gerektiğini söylüyorum diyor. Yazar bu görüşte. Dolayısıyla çalışarak her şeye kazanırız, her hedefe ulaşırızın zıttı görüşünde bu da var. Yani 1 ve 3 bakıyoruz seçeneklerde C seçeneği. Beşinci sorumuz. Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunun ressamı Osman Hamdi Bey'dir. Tabloda yeşil yaprakları yerken tasvir edilen kaplumbağaları eğiten derviş de ressamın yaşlanmış halidir. Tablonun mekanını Bursa'daki Yeşil Cami'nin ikinci katı olarak belirleyen ressamın, tabloda kaplumbağalara yer vermesinin nedeninin, Lale Devri'ndeki eğlenceler sırasında sırtlarına mum konularak serbest bırakılan kaplumbağalar olduğu düşünülmektedir. Yapılış amacı ile ilgili gizemini koruyan bu tablonun ifade ettiği anlama dair farklı yorumlar yapılmış olsa da en yaygın yorum şudur. Tablo, geri kalmış bir toplumu çağdaşlaştırmaya çalışan bir aydının yorgun halini anlatmaktadır. Evet, bu metinde Osman Hamdi Bey bu tabloyu Bursa'da yapmıştır. Bursa'da yaptığıyla alakalı bir şey yok. Tablonun mekanı, tablodaki tasvir edilen mekan Bursa'da. Bunu eliyoruz. B seçeneği, ressam Osman Hamdi Bey eserlerinin çoğunda hayvan figürlerine yer vermiştir. Evet, bu eserinde kaplumbağa var ama diğer eserlerinin içeriğiyle ilgili, içeriğinde hayvan figürlerine yer verdiğiyle ilgili bir bilgi yok. C seçeneği, tablonun niçin yapıldığı ile ilgili net bir bilginin olmayışı, farklı çıkarımların, tablonun niçin yapıldığı ile ilgili farklı çıkarımların yapılmasına neden olmuştur. Evet, çünkü burada diyor ki yapılış amacıyla ilgili, yani niçin yapıldığı ile ilgili gizem var, bilinmezlik var. Böyle olunca da ne olmuş? Tabloya dair farklı yorumlar yapılmış. Bu var, cevap C, ama D'ye de bakalım.
Ressamın tablonunda kaplumbağalara yer vermesi kaplumbağaların akşam eğlencelerinde kullanılmalarının yolunu açmıştır diyor. Ama tam tersi Osman Hamdi Bey Lale Devri'ndeki eğlenceler sırasında sırtlarına mum konularak serbest bırakılan kaplumbağalardan esinlenerek bu tabloyu yapmış. Dolayısıyla bu da söylenemez. Cevabımız C seçeneği. Altıncı soru. Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi bu şaire ait olamaz? Bir şiirinde eski günler gelecek diyen şair, sevdikleri ve ev içi halleriyle eski aile yaşantısının tekrarını arzu ediyor. Yazdığı tüm şiirlerde geçmişinden bahseden şair, bu arzusunu dile getirirken kimi zaman eski ev eşyalarından, kimi zaman aile bireylerinden ya da eski arkadaşlarından söz ediyor. Evet, şiir bu şaire ait olamaz. Hangi şiir? A seçeneğindeki mi? Bakalım. Hiç olmazsa unutmamak isterdim. Eski geceler, sevdiklerimle dolu odalar. Yalnız bırakmayın beni hatıralar. Az yanımda kal çocukluğum. Ah ümit dolu gençliğim. İlk şiirim, ilk arkadaşım, ilk sevgilim. Bu kesinlikle bu şairin eski günlerden bahsediyor. Çünkü çocukluğumla özlem var. Çocukluğunun gitmemesini, geri gelmesini istiyor. Gitmiş olmamalı diyor çocukluğum. Evet, ilk arkadaş, hani eski arkadaşlarından söz eder diyor diye şurada. Evet, burada arkadaşlarım da var. Dolayısıyla bu şiir, bu bilgisi verilen şairin şiiri olabilir. Bu kalıyor. B seçeneği, çocukluğumla ben aynı boydayız ve eskiden olduğu gibiyim. Bulutları ısmarlanmış selamlarım, yağmurda ıslanmış saçlarım, avuçlarımda umut dolu dualarım. Kısacası ben hala çocuk denecek yaştayım. Evet, burada çocukluğa gidiş, çocukluğa ait hatıraların dile getirilişinden çok içindeki çocuğu öldürmemiş, hala kendini çocuk hisseden bir bireyin dile getirdikleri var. Dolayısıyla bu metinde belirtilen şairimize ait değildir. Çünkü eski yaşantıyı hayal etme, onu arzu etme, geçmişten bahsetme, eski ev eşyalarından ya da aile bireylerinden, arkadaşlarından bahsetme yok. Tamamıyla ruhunu anlatmış. Evet, cevabımız B seçeneği ama diğerlerine de bakalım. Ne oldu çocukluğum? Köşelerinde nefes nefese koştuğum odalar, ortalarında tahta at koşturduğum geniş sofalar, sofalarda gizli yuvalarım, gizli yerlerim. Evet, burada eski ev eşyalarından söz ediyor, evin bölümlerinden söz ediyor. Ve ne oldu çocukluğum derken orada bir çocukluğa duyulan şurada hani arzu ifadesi vardı ya o var, özlem var. Dolayısıyla bu şiir de şairimize ait olabilir. D'ye bakalım. Şimdi çıkıverecek karşıma arkadaşım mektebe gitmek için geçtiğimiz şu yoldan. Babam tok sesiyle birden çağıracak ziya, kalbimde eski sevinç, dallarda eski bahar. Evet, şuraya kadar sanki günümüzde de olabilecek, şimdiki zamanda da yaşanabilecek bir durummuş gibi bir anlam olsa da şu eskileri gördüğümüzde bunların hepsinin eskiye ait olduğu ve o döneme duyulan özlem söz konusu olduğu sonucuna varıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar 6. sorumuzun cevabı B seçeneği. 7. soru. Verilen metnin iletisi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi bu metnin başlığı olmaya en uygundur? Bunca zamansızlığın içinde teselli edici icatlar geliştiriyoruz. Sonra diye bir kelimenin içine güvenli bir sığınak gibi giriyoruz. Sonra görüşürüz, sonra anlatırım diyoruz. Oysa sonra görüşmüyoruz, sonra anlatmıyoruz da. Sonrası olmayan bir zaman içinde anlatılacak olansa uçup gidiyor. Sonraya kalan görüşmeler hiçbir takvimde yer bulamıyor. 40 yıllık hatırı bir fincana dolduran kahveler artık yalnız içiliyor. Erteledikçe uzaklaşıyoruz. Şimdi burada çok sık tekrarlanan sonra var. Sonra bir erteleme ifadesidir. Ve en sonda da diyor ki 40 yıllık hatırı bir fincana dolduran kahveler artık yalnız içiliyor. Karşılıklı değil. Bir erteleme söz konusu ve erteledikçe de bir yalnızlığa bürünüyor insanoğlu. Bu anlatılıyor. Yani bu başlık uygun gibi ama en uygunu sormuş. Bakalım en uygunu bu mu? Mazeretim var. Evet, sonraya ertelemek bir mazeret ama bu kısım görüşmeler kısmını karşılamıyor.
O yüzden biraz eksik buna göre, A şıkkına göre. Belirsiz zamanlar derken burada zamanın belirsizliği, hani hep sonraya erteliyor. Ne zaman olacak belli değil ama ne zaman olacak? Bu da net karşılamıyor. Yani A ile karşılaştırdığımızda şimdilik A doğru cevap gibi duruyor. D'ye bakalım. Konuşamadıklarımız. Evet, sonraya erteliyoruz, görüşemiyoruz. Dolayısıyla anlatmıyoruz ve konuşamıyoruz. Ve daha sonrasında da yalnız kalınıyor. Ama burada yalnız kalma yok. Konuşamadıklarımız. Hani konuşamadığımız şeylerden böyle bir başlık olduğu zaman konuşamadığımız şeylerden bahseden ya da niçin konuşamadığımızı anlatan bir metin isterim ben. Bu metinde anlatılanları en güzel karşılayan erteledikçe uzaklaşıyoruz. Başta da dediğim gibi sonrayla bir erteleme söz konusu. Yalnız kalmak, bir arada olmamak, eskisi gibi görüşmemek, hatta hiç görüşmemek söz konusu. Çünkü bu şu son ifade gerçekten her şeyi belirliyor. 40 yıllık hatırı bir fincana dolduran kahveler. Çünkü biliyoruz ki biz bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardı. Artık yalnız içiliyor. Yani uzaklaşmışız. Bunu anlatan bir metin. Cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Sekizinci soru. Bu metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Bir insanın okuduğu her şeyi zihninde muhafaza etmesini istemek, yediği her şeyi midesinde muhafaza etmesini istemekten farksızdır. Oysa her okur okudukları arasından kendisini ilgilendiren ya da dikkatini çeken bölümleri muhafaza eder. Bir başka deyişle okur, kendi düşünce sistemiyle örtüşen yahut amaçlarına denk gelen şeyi bünyesinde alıkoyar. Evet, bu metnin ana düşüncesi bize verdiği ileti nedir? A seçeneği demiş ki okuduğunuz bir kitap sizi fikren yükseltebiliyorsa o eser iyidir. Burada kitaptan bahsetmiyor. Yani metinde kitaptan bahsetmiyor ama bu cümle kitapla ilgili bir ana düşünceyi dile getirmiş. Kitabın içeriğinde, kitabın bize kazandırdıkları ile ilgili bir ana düşünce olması lazım. A'yı eliyoruz. B, aynı kitabı okuyan her okurun o kitapta altını çizeceği satırlar farklılık gösterir. Bence çok güzel ifade edilmiş. Çünkü neden? Yediğimiz her şeyi midemizde tutamıyoruz. Okuduğumuz her şeyi zihnimizde ezber yapamıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Bizi ilgilendiren, önemli gördüğümüz yerleri muhafaza ediyoruz. Yani ezberliyoruz ya da aklımızda tutuyoruz. Bu önemli yerler, işte ilgilendiğimiz kısımlar kişiden kişiye değişiyor. Dolayısıyla B seçeneğinde çok güzel ifade edilmiş. Aynı kitabı okuyan her okurun o kitapta altını çizeceği satırlar farklılık gösterir. Altını çizmek nedir? Gerçek anlamda da böyle hani burası önemli ders çalışırken mesela. Burayı unutmamam lazım. Aa, burası beni ilgilendiriyor. Aa, burası bana göre çok hoş dediğimiz yerleri çizeriz. Mecaz anlamda da altını çizmek özellikle belirgin hale getirmek, önemli görmek anlamında kullanılır. Cevabımız B seçeneği ama diğer şıklara, seçeneklere de bakalım. Kişilerin kendisi için edinmesi gereken ilk alışkanlık kitap okuma alışkanlığıdır. Evet, burada alışkanlıktan bahsetmiyor arkadaşlar. Alışkanlık değil söz konusu olan. D seçeneği kitaplar dostlar gibi az ama iyi seçilmiş olmalıdır. Burada da kitapların seçilmişliği yani kitap seçimiyle alakalı şeyler yok. O kitapta okuduğumuz bölümlerle alakalı seçimler söz konusuymuş. O da kişinin ilgisine göre değişebiliyormuş. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Dokuzuncu soru. Bu metinde yazarın yakındığı asıl konu aşağıdakilerden hangisidir? Günlerdir doğum günüm dolayısıyla dostlarla konuşuyoruz. Benden küçükler, vay be, 40 oluyorsun neredeyse derken, yaşıtlarım yaşlanıyoruz ya diye sarılıyor. Benden büyükler, sen de geliyorsun yavaş yavaş bize doğru diyor. Ben de hepsine ne kadar heyecanlı, ben 50'leri de çok merak ediyorum deyince şaşırıyorlar. Çünkü bu tür konuşmalarda beklenen tepki yaş alıyoruz diye üzülmek üzerine. Çoğunlukla genç kalalım, yaşımı kimse bilmesin diye debeleniyoruz.
Halbuki yaşlanmamak için verdiğimiz uğraşıyı yaşamak için verebilsek hayatımız daha keyifli bir hal alır. Evet, yazar neyden yakınıyor? A demiş ki, dost olarak nitelendirilen kişilerin bile birbirlerini anlamak, birbirleriyle empati kurmak için yeterince çaba sarf etmemeleri. Burada empati kurmak için yeterince çaba sarf etmeme gibi empatiyle alakalı bir durum söz konusu değil. Eliyorum. B de denmiş ki, hayata farklı pencerelerden bakan kişilere toplumun ön yargıyla yaklaşması. Evet, yazarımız burada hayata, yani doğum günü olan kişi hayata farklı bakıyor. Hani 50'leri de merak ediyorum falan derken bakış açısı farklı. Ama onu ön yargıyla karşılamıyor toplum. Nitekim sevilen bir insan ki her yaştan arkadaşı var. Bunu da eliyoruz. C seçeneği, aralarında yaş farkı bulunan bireylerin herhangi bir konuyla ilgili ortak bir fikirde birleşememeleri. Burada bir fikir ayrılığı, metinde bir fikir ayrılığı söz konusu değil. Bunu da eliyorum. Yıllara meydan okumak için uğraş verenlerin yaşadıkları anın sunduğu hoşluklardan mahrum kalmaları demiş. D'de gerçekten de öyle. Bütün bunları niye anlatıyor? Herkes çoğunluk diyor. Çoğu kişi debeleniyor. Genç görüneyim, yaşlanmayayım. İşte hatta 50'leri de merak ediyorum deyince çevresindeki insanlar şaşırıyorlar. Çünkü toplumda şöyle bir görüş var. Yaşlanmak kötü bir şeydir. Olmaması gerekir. Ve bunun için de genç kalalım diye debelenip duruyoruz. Yani boşuna uğraşıyoruz diyor. Yani yaşlanacağız, yaş alıyoruz zaman geçtikçe çünkü. Halbuki diyor asıl şey bu şu kısımda. Yaşlanmamak için verdiğimiz çabayı yaşamak için verelim. O günü yaşayalım. Her yaşın ayrı bir güzelliği var deyip yaşamdan tat almaya bakalım diyor. Ve burada da aynı şekilde anlatılmak istenen bu. Bunu yapamayanları, bunun böyle olmamasından yakınıyor yazarımız. 9. sorunun cevabı D seçeneği. 10. soru. Bir metnimiz var. Diyor ki bu metindeki boşluğa düşüncenin akışına göre yargılarından hangileri getirilebilir? Bakalım. Sabahları perdeyi açarken, mutfağa geçip ocağın gözünü pıt pıt ateşlerken, ocağın üzerine koyduğum çaydanlığa bu da benden olsun diyerek, her seferinde yarım kaşık fazladan çay atarken, çamaşırları asarken hep şükrediyorum. Her bir yorgunluğuma, bu hep aynılığa bile şükrediyorum. Bana göre yalnızca sahip olduklarımız için değil, alışılagelmiş düzen içinde yapılan ve sıradanlaşan günlük işlerimiz için de şükretmeliyiz. Çünkü sıradan saydığımız bu işleri yapmamıza engel olabilecek bir hastalığımız, bir sıkıntımız yok. Evet, metnin akışına göre, düşünce akışına göre bu oluyor. Çünkü bunları yapabiliyoruz. İkiye bakalım. Günümüz bize aittir. Onu sıradanlaştırmak da, farklılaştırmak da bizim elimizdir. Bu kadar şeyi günümüzün bize ait olduğunu anlatmak için belirtmemiş arkadaşlar. Günlük işlerimiz, şurada diyor ya, günlük işlerimiz için de şükretmeliyiz derken burada şükretmeliyiz ifadesine bağlanacak bir yargı değil, ikinci yargı. Üçe bakalım. Bugün işini yarına bırakırsak ileride zorluk yaşarız. Bu da şükretmeli metinle bağlantılı değil. Bunu da eliyoruz. Cevabımız A seçeneği. 'Metnin asıl yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir? Dilimizde Farsçadan geçen hemzemin sözcüğü TDK'ye göre aynı düzeyde olan demektir. Trafikte karşımıza çıkan şekli olan hemzemin geçit ise karayoluyla aynı düzeyde olan tren yolu geçidi anlamında kullanılıyor. Başka bir deyişle bu ifade iki farklı şeyin aynı seviyede kesişmesi, birbiriyle aynı paydada kavuşması demek. Bu tanımları öğrendiğimde keşke dilimizde hem zeminde buluşmak ifadesi de olsa, hepimiz hoşgörü ve anlayışla aynı zeminde ilerleyebilsek dedim. Çünkü ben birbirimizle fikren ve duygusal olarak ayrılıklar yaşasak da hem zeminde buluşabileceğimize inanıyorum. Evet, bu metni niye yazmışlar? A'da denmiş ki hem zemin sözcüğünü tür ve biçim yönünden tanıtmak için. Tür ve biçim yönünden tanıtma yok burada arkadaşlar. Evet. B seçeneğinde
Dilimizde başka dillerden giren sözcüklerin dilimizin zenginleşmesine katkıda bulunduğunu örneklemek. Böyle bir anlatım olabilir. Hani hem zemin sözcüğü tanıtılmış, işte hem zemin geçit ifadesi, işte hem zeminin anlamından bahsedilmiş ama bunların bahsedilmesinin sebebi dilimizin zenginleşmesine katkıda bulunması değil. Yani bu ifadelerin ya da bu tarz ifadelerin. Burada dilin zenginleşmesini dile getirmek için yazılmış bir yazı değil bu. Siz de fark etmişsinizdir zaten. Bu farklı bir yere bağlanıyor. Bakalım C'de bulunmuş mu o farklı yer? Farklı özelliklerde ve herhangi bir konuda farklı düşüncede olsalar da insanların anlaşabileceği ortak noktaların olacağına dikkat etmek. Evet, hemzeminden bahsetmesinin sebebi tanımını beğenmiş. Keşke demiş hemzeminde buluşmak ifadesi de olsa da hoşgörü anlayışla aynı zeminde ilerleyebilsek. Ve şurada diyor ki birbirimizle bir takım ayrılıklarımız olsa bile diyor hemzeminde buluşabiliriz. Yani birbirimizi hoş görebilir, birbirimize karşı daha anlayışlı olabiliriz. Bu kadar şeyi şu üst kısımdaki kelime ile ilgili bilgileri vermesinin sebebi dediğim gibi dille ilgili bilimsel bir ifade, bir yargıya varmak değil. C seçeneğini açıklamak arkadaşlar. Ama ben D'ye de bakacağım. Hoşgörü, anlayış, paylaşım gibi değerleri sahip çıkan insanların sayısının arttıkça toplumsal huzurun yaşanacağı fikrini paylaşmak. Evet, burada toplumsal huzur hani belki şey olabilir. İşte daha hoşgörü ve anlayışla davranırsak birbirimize daha huzurlu oluruz. Ama burada hoşgörü, anlayış, paylaşım gibi değerlere sahip çıkın demiyor. Yani hoşgörülü ve birbirimize karşı daha anlayışlı olalım diyor. Bu kavramlara sahip çıkmak değil de bu davranışları karşı tarafa sergileyebilmemiz isteniyor. Ve bu insanların sayısı arttıkça toplumsal huzuru yaşanacağı fikriyle ilgili bir ifade yok burada. Burada anlatılmak istenen bu metnin yazılış gayesi C seçeneğinde çok güzel bir şekilde verilmiş. Farklı özelliklerde ve herhangi bir konuda farklı düşüncede olsalar da insanların anlaşabileceği ortak noktaların olacağına dikkat çekmek. Evet, cevabımız C seçeneği. İkinci soru. Bu metinde sözde edilen şairle ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Bir röportajda neden şiirlerinde kendi dışına çıkmadığı, gündemden uzak kaldığı sorusuna şair şu can yakıcı cevabı vermiştir. Sadece kendi hayatımdan, evimden bahsetmişsem demek ki başka evlere girmemiş, başka hayatlar tanımamışımdır. Aksi halde eserlerimde başka insanlardan, kim bilir belki de yalnız onlardan söz ederdim. Her sanatçıyı, hatta insanı olduğu gibi kabul etmek zorundayız. Ona bir sosyal fonksiyon teklif edemeyeceğimiz gibi onu sosyal fonksiyonu yok diye de yeremeyiz. Yasak değilse ben de şiirlerimde kendi kendimi anlatmış olayım. İnsan insana benzer, bana benzeyenler, kendilerini benim şiirlerimde bulacaklar da muhakkak çıkar. Evet, bu şairle ilgili hangisine ulaşamıyoruz? Göründüğü gibi olan, açık yüreklilikle davranan, içten insanları sevmektedir. Evet, burada şairin ne tür insanlardan hoşlandığı, ne tür insanları sevdiğiyle ilgili bir bilgi yok. B'ye bakalım. Geniş bir çevresinin olmayışı şiirinde ele aldığı konuları bireysel kılmıştır. Evet, diyor ki, sadece kendi şiirlerimde diyor. Sadece kendi hayatımdan, evimden bahsetmişsem başka evlere girmemişim demek, başka hayatlar tanımamışım demek. Yani burada bir yalnızlık var. Ve zaten röportajda şu ifadede bir röportajda neden şiirlerinde kendi dışına çıkmadığı, gündemden uzak kaldığı. Kendi dışına çıkmaması burada onun yalnız olduğunu belirtiyor. Ve şurada da dediğim gibi
şiirlerinde zaten kendi hayatından, evinden bahsetmiş. Dolayısıyla geniş bir çevresinin olmayışı şiirlerinde ele aldığı konuları bireysel kılmıştır. Buna ulaşıyoruz. C seçeneği sahip oldukları özellikler nedeniyle kişilerin olumsuz şekilde eleştirilmesini yanlış bulmaktadır. O da şurada var. Her sanatçıyı hatta insanı olduğu gibi kabul etmek zorundayız. Ona bir sosyal fonksiyon teklif edemeyeceğimiz gibi onu sosyal fonksiyonu yok diye de yeremeyiz. Yani kişi istiyorsa yalnız kalır, istiyorsa kalabalık dolaşır. Bu ona kalmış bir şey. Ve niye böylesin, niye böyle yaptın demek de hoş olmaz ifadesi var. Metinde de var zaten. Devamında da diyor ya, yasak değilse ben de şiirlerimde kendi kendime anlatmış olayım. Yani bu benim tercihim. İnsanlar tercihlerinden dolayı eleştirilmemeli anlamı var. Buna da ulaşıyoruz. D seçeneğinde şiirlerini okuyup da bu şiir sanki beni anlatmış diyebilecek bir okur kitlesinin olacağını düşünmektedir. O da şurada var. İnsan insana benzer. Bana benzeyenler kendilerini benim şiirlerimde bulacaklar da muhakkak çıkar diyor. Buna da ulaşılıyor ama A seçeneğine ulaşamıyoruz arkadaşlar. 13. soru. Buna göre aşağıdakilerin hangisi edebiyat mahfiline örnektir? Sorumuz bu şekilde. Bakalım metnimiz ne diyor? Görüşmek, çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunmak için bir araya gelinen yerlere mahfil denir. TDK'de ise bu sözcük toplanmış kimseler toplantı yeri olarak tanımlanır. Şair, yazar ya da edebiyatla meşgul olanların belirli bir mekanda ve belirli zaman aralığıyla bir araya gelerek yaptıkları edebi toplantılara da edebiyat mahfili adı verilir. Bir edebiyat mahfilinin oluşabilmesi için öncelikle edebiyatla ilgilenen birden fazla kişiye ihtiyaç vardır. Bu kişiler bir araya gelerek günlük hayat meşgalesinin dışında edebiyatla ilişkilendirilecek konu, kavram, eser, şekil, tür ve benzeri üzerinde görüş ve fikir alışverişinde bulunurlar. Şimdi hangisi mahfil? Edebiyat mahfili. A seçeneğinde diyor ki Cahit Sıtkı Tarancı ile Ziya Osman Sabah'ın yazdıkları şiirlerle ilgili olarak birbirleriyle mektuplaşmaları. Hayır efendim, mektuplaşma olmayacak. Ne olacak? Bu kişiler bir araya gelecekler. Gitti. B seçeneği. İngiliz iki yazarın kendi edebiyatlarında yer alan bir tiyatro metniyle ilgili ortak bir eleştiri yazısı yazmaları. Burada yazı yazmaları bir ortak olmaz. Hani burada tartışma, konuşma yok. Ortak bir eleştiri yazısı yazmaları var. Burada yazı yazmak söz konusu. Ve edebi toplantı değil bu. Dolayısıyla bunu da eliyoruz. C seçeneği bir okulda düzenli olarak her hafta yapılan etkinliklerde iki öğrenci grubunun bilimsel gelişmelerle ilgili karşılıklı olarak konuşmaları. Evet, düzenli yapılıyor. Her hafta yapılıyor. Ama maalesef ki edebiyatla ilgili değil, bilimsel. Dolayısıyla bu da gidiyor. D seçeneği her ay. Mahfilde ne vardı arkadaşlar? Belirli zaman aralığıyla diyordu. Zaten A'yı zaten eledik, mektuplaştıkları için, bir araya gelmedikleri için bir belirli aralık, belirli zaman aralığı yoktu. B'de de aynı şekilde belirli zaman aralığı yok. C'de vardı ama bu da bilimseldi. D seçeneğinde her ay, bakın, zaman dilimi var. Roman okuyan bir grubun edebiyatla ilgili belli bir mekanda, mekan da var, bir araya geliyorlar. Belli bir mekanda bir araya gelerek roman hakkında tartışmaları ve konuşuyorlar. O nedenle D seçeneği edebiyat mahfiline örnektir. Cevabımız D. 14. Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Sahaflar kağıt arkeloğudur. Bilinmeyeni ortaya çıkarır ve bunu meraklısına tervis eder. Gerçek sahaf bir üniversite hocası, bir gazeteci, bir edebiyatçı gibi bilgi sahibi olmalıdır ki eline geçen malzemenin kıymetini anlayabilsin. Müşteri sahaf seçmez ama sahaf müşteriyi seçer. Çünkü sahaf geleneğine göre bir kitabı ehline vermek gerekir.
Bu geleneğe göre kitabı parayı basıp heyecan duymadan alacak kişiye satmaktansa daha az parayı ona dokunduğunda havalara uçacak birine vermek en doğrusudur. Evet, düşünceler tanık göstererek desteklenmiştir. Burada tanık gösterme yok arkadaşlar. Tırnak içine alınmış başkasına ait bir söze yer verilmemiş. Karşılaştırma yapılmıştır. Evet, karşılaştırma var. Zaten en sözcüğü var, en doğrusu dur diyor. Bir de şurada işte bir üniversite, bir sahaf, bir üniversite hocası, gazeteci, edebiyatçı gibi bilgi sahibi olmalıdır. Yani en az onlar kadar derken de bir karşılaştırma var ama asıl karşılaştırma burada. Evet, gene de devam edelim. Ana türünde yazılmıştır. Hayır, ana türünde değil. Bu deneme türünde bir kişi kendi sahaflarla ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirmiş. Anlatım birinci kişi ağzından yapılmıştır. Hayır, burada anlatım üçüncü şahıs ağzından yapılmış. Bu da yok, bu da yok. Cevabımız Bursa. Can öğretmen tahtaya içinde hem benzetme hem kişileştirme sanatının olduğu bir metin yazmıştır. Can öğretmenin tahtaya yazdığı metin aşağıdakilerden hangisi olabilir? Küçük Prens kitabı kendi dünyasında tek bir gül ile yaşayan bir prensin başka galaksileri gezmek için yaptığı yolculukları anlatır. Evet, burada benzetme ya da kişileştirme yok arkadaşlar. B seçeneği kumandaya bastığınız anda bardaktan boşanırcasına yeni dizi yağıyor. Evet, burada diziyi yağmura benzetmiş. Benzetme var. Doğru seçim yapmak için panik oluyoruz. Üstelik yanlış dizilere saplanıp iyileri kaçırma ihtimali de var. Burada sadece benzetme var. Bu da değil. Otların arasında gezinen kertenkeleyi yılan zanneden küçük kız imdat diyerek bağırmaya başladı. Derken burada sanat yok. İşten kaçmak istediğinde asansörler de yer kovanlarda nazlıdır. Derken burada kişileştirme var. Aheste aheste yürür ve masadan yanlışlıkla uçan bir kağıt peçete gibi usulca inerler. Burada da benzetme sanatı var. Cevabımız D seçeneği. Bu metinde numaralandırılmış sözcüklerden hangileri fiilimsi değildir? İnsanoğlu konuşmak için kelimelere ihtiyaç duyar. Ancak bazı kelimeler her insanda farklı çağrışımlara sahip olabilir. Çünkü kişi bu kelimelere anlam verirken çoğu zaman kendi tarihini hatıralarına yaslanır. Böylece aynı kelime her insanda farklı çağrışımlara, hatta anlamlara kapı açar. Bu nedenle bazı insanların birbiriyle anlaşamadığı bile gözlenir. Evet. İnsanoğlu konuşmak için. Konuşmak derken konuşmak burada fiilin ismini belirtiyor. Yani isim fiil ya da ada eylem de diyebiliriz. Fiilimsi bu. Ancak bazı kelimeler her insanda farklı çağrışımlara sahip olabilir. Evet, burada genelde hep ezberleyerek yapılıyor bu fiilimsinin öğrenim işi ama her sakallıya dede diyemeyeceğimiz gibi her ış ya da işte ek fiil, pardon, fiilimsi olarak ezberlediğimiz ekleri de fiilimsidir diyemiyoruz. O eklerin başka görevleri de olabilir. Mesela burada çağırmaktan çağırış olmuş. Fiilden isim olan bir sözcük burada. Burada eylemin ismini belirtmiyor. Bu bir çağrışım sözcüğü maalesef fiilimsi değil. Umarım ış eki var diye bunu fiilimsi olarak düşünmemişsinizdir. Geçiyorum. Evet, bunu işaretledik. Verirken derken burada da eylem anlamı devam ediyor ve fiilimsi bu da. Verirken, ne zaman verirken fiilimsilerden bu da zarf fiil olarak gördüğünüz ya da göreceğiniz türü. Açar sözcüğünde ise kapı açar derken açmak fiiline ar geniş zaman eki gelmiş. Bu arkadaşlar çekimli fiildir. Fiilimsi değil. Birbiriyle anlaşamadığı bile gözlenebilir. Dığı diye bu da aynı şekilde fiilimsi olarak alınıyor. Ancak çağrışım sözcüğüyle
Açar sözcüğü fiilimsi değil arkadaşlar. Çağrışım bir varlığın ismi ama ve fiil anlamı devam etmiyor. Konuşmakta fiil anlamı devam ediyor ama kip anlamı yok, şahıs anlamı yok. Verirken derken vermek sözcüğünde de fiil anlamı var, hala devam ediyor ama gene çekimli fiil olamamış. Dolayısıyla bunu da fiilimsi olarak değerlendiriyoruz. Dörtte açar, açmak fiiline geniş zaman eki gelmiş ve kim açar? O açar, şahıs anlamı var. Bu fiilimsi değil, bu çekimli fiil olabilmiş. Anlaşamadığı derken de anlaşamamak eylemi devam ediyor ama kip ve kişi eki alamadığı için bu da fiilimsi. Bize fiilimsi olmayanlar soruluyordu. 2 ve 4 bakıyorum. B seçeneği. Bu metinde aşağıdaki yazım kurallarından hangisine uyulmamasından kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır? Okuyalım. İçimizden biri 90 dönüm boyunca uzanan Antep fıstığı ağaçlarını göstererek burası cennet olabilir dedi. Karkamış ilçesinin güneyinde yer alan Teketaşı mahallesi için normal bir gün olsa da etrafı dolduran gezi kafilesi için pek sıradan bir gün değildi. Çünkü ilk defa Antep fıstığı hasatına katılıyorlardı. Ağda demiş ki yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar. Evet, burada da arkadaşlar Antep fıstığı derken Antep'in A'sının büyük yazılması gerekiyordu. Mesela İngiliz anahtarı derken ilk kelimenin harfi büyük yazılır, ilk harfi, ama ikinci kelimenin küçük yazılır. Evet, burada bir yazım yanlışı var bu kurala uyulmamasında. Cevap Adana ama diğerlerine de bakalım. Sayılar harflerle de yazılabilir. Buna karşılık saat, para tutarı, ölçü, istatistik verileri ilişkin sayılarda rakam kullanılır. Nitekim burada öyle yapılmış. Sıkıntı yok yani. Yer yön bildiren sözcükler tek başına ya da özel isimden sonra kullanıldıklarında küçük harfle, özel isimden önce kullanıldıklarında ise büyük harfle başlar. Burada da yer yön derken güneyinde, ama burada özel isim ne gelmemiş. Dolayısıyla küçük yazılmış. Burada da bir sıkıntı yok. Bağlaç olan dade ayrı yazılır. Evet, Teketaşı mahallesi için normal bir gün olsa da daha ayrı yazılmış. Burada da sıkıntı yok. Cevabımız A seçeneği. Antep fıstığının derken Antep'in A'sı büyük yazılmalı. Çünkü yer ismiyle kurulmuş. Yani özel isim. 18. sorumuz noktalama işaretleriyle ilgili. Numaralandırılmış cümlelerdeki boşluklara getirilmesi gereken noktalama işaretleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Birincisi hayır, bu hatayı affetmiyorum. Şimdi bakıyorum, bu büyük harfle başlamamış, küçük harfle başlamış. Onay sözcükleri ya da ret sözcüklerinden sonra virgül konuluyordu. Hayır, nokta olsaydı bunun B'si büyük yazılırdı. Buraya virgül olacak. Ayaklarım üzerinde durmaya mecburum. Kimseye muhtaç olmak istemem. Burada da küçük harfle başladığı için iki ayrı cümle var, sıralı cümle var. İki ayrı cümle tek bir cümle haline getirilmiş. Virgül koyuyoruz. Ama büyük olsaydı şu K harfi buraya nokta gelirdi. Üçüncüsü, şiir, deneme, makale, anı gibi türlerin diliyle yazılmaz. Şimdi burada şiirin özellikle belirtilmesi gerekiyor. Daha sonrasında virgül kullanıldığı için ve bunu belir, çünkü bununla ilgili konuşuluyor özne şiir, noktalı virgül koymamız gerekiyor. Dörtte de güne yürüyüş yaparak ve gülümseyerek başlamalısın dedi. Şimdi buraya da virgül koyabiliriz. Dedi diyor çünkü en uygunu virgül. Dedi diyor sözcüklerinden önce genellikle virgül kullanılıyor arkadaşlar. Buna en uygun, yani bakıyorum şunlar gidiyor zaten, böyle de eleyebiliriz. Virgül virgül olacak peş peşe. Virgül virgül olan da B seçeneği. Noktalı virgül virgül. Evet, cevabımız B seçeneği.
19. Oto ekspertiz hem yeni hem de ikinci el oto piyasasında tercih edilen bir muayene sistemidir. Araçlarda herhangi bir sorunun olup olmadığının tespit edilmesini sağlayan bu sistemde hazırlanan detaylı raporlar araç sahiplerine teslim edilir. Aşağıda bir otomobile ait ekspertiz raporu verilmiş. Evet, burada otomobilin bölümleri var. 13 bölümü varmış. Burada da ekspertiz raporunda bulunan kısaltmalar ve anlamları var. Çizik, orijinal, ezik, lokal boyalı, göçük mevcut, darbe hasarı mevcut. Bu otomobille ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arka çamurlukların her ikisinde de çizikler mevcuttur. Şimdi arka çamurluk derken sağ arka çamurluk ve sol arka çamurluk. Bakıyorum 4 ile 7. 4 ile 7. Her ikisinde çizik diyor. Hayır. Biri lokal boyalı, biri çizik. Bu doğru değil. Lokal boyalı parçası orijinal parçasından fazladır. Lokal boyalı 1, 2, 3 tane. Orijinal parçası 1, 2, 3 tane eşit. Buna da ulaşamayız. Yanlış daha doğrusu. Göçük mevcut olan bölümü. Göçük neydi? GM'ydi. Bakıyorum nerede var? Onda var. Sadece onda mı var? Evet. Otomobilin sağ tarafındadır. 10 numara sağ mı solu mu oluyordu? Sağ ön çamurluk. Evet, cevabımız C seçeneği. D ne demiş merak ettim. Ön tamponla tavanın durumu aynıdır. Ön tampon neresiydi? 11 numara. Neymiş bu? 11 numara. Darbe hasarı mevcutmuş. Tavanla aynı durumdadır diyor. Tavan neresiydi? 13 numaraydı. O lokal boyalı. Aynı durumda değil. Evet, cevabımız C seçeneği. Evet. Sonuncu sorumuz. Bir masanın etrafında her biri bir kenara denk gelecek şekilde dört arkadaş oturmaktadır. Seher, Poyraz, Meltem ve Bora adındaki bu dört arkadaş aynı üniversitenin farklı bölümlerinde öğrenim görmektedir. Tıp, eczacılık, mütercim, tercümanlık ve iktisat bölümleri öğrencisi olan bu kişilerin oturdukları yerler ve öğrenim gördükleri bölümlerle ilgili bilinenler şunlar. Mütercim tercümanlık bölümü öğrencisinin solunda. Şimdi evet, burası, bu taraflar hep sol oluyor. Ben şuraya yazayım. Yer fark etmeyecek zaten. Mütercim tercümanlık. Bölüm öğrencisinin solunda Seher var. Sağında mütercim tercümanlık bölümü öğrencisinin sağında ise tıp. Yani Seher'le tıp bölümü öğrencisi karşılıklı. Seher'in karşısındaki Poyraz değil. Seher'in karşısındaki Poyraz değilse Seher'in karşısındaki ya Meltem ya da Bora'dır. Sonra ne diyor? Tıp bölümü öğrencisi olan Bora. Ha, burada açıkladı. Meltem'i siliyoruz. Şuraya daha güzel yazayım. Demek ki tıp bölümü öğrencisi Bora'ymış. Tıp bölümü öğrencisi olan Bora'nın karşısında eczacılık bölümü. Demek ki Seher de eczacıymış. Oturmaktadır. Verilenlere göre aşağıdakilerin hangisine kesinlikle ulaşılamaz? Seher'in hangi bölümde öğrenim gördüğüne? Biz ulaştık. Eczacı. Karşılıklı oturanlar kimler? Seher'le Bora oturuyor. Kalan iki kişi de kimler? Meltem'le Bora. Meltem'le de Bora oturuyor. Buna da ulaştık. Tıp bölümü öğrencisinin sağında oturan kişinin, tıp bölümü öğrencisinin sağı bu taraf oluyor. Sağında oturan kişinin hangi bölümde öğrenim gördüğüne. Şimdi bura tıp, bura eczacılık, bura mütercim tercümanlıksa burada iktisat oluyor. Yani iktisat bölümünde okuyor. Buna da ulaşıyoruz. İktisat bölümü öğrencisinin kim olduğuna. Bu Meltem de olabilir. Poyraz da olabilir. Buna kesinlikle ulaşamıyoruz. Evet, cevabımız D seçeneği.